Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim arı soyun hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım değerli takipçilerim nasılsınız İyisinizdir inşallah bizlere soracak olursanız Elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar Evet bugün şöyle sizlerin karşısına penceremdeki Tikenler tacı kızımla geldim. Hele şunun güzelliklerine bir bakar mısınız arkadaşlar. Bu benim dışarıdaydı. Öbürlerini içeri almıştım ama bunu dışarıdan içeriye yeni aldım. Bu şekilde dışarıdan içeriye girdikten sonra bir güzelleşti. Bir güzelleşti arkadaşlar. Şöyle sizlere e, penceremdeki cam önündeki tikenler tacı kızlarımı göstereceğim. Tabi bir kısmını göstereceğim. E, bir bu kadar daha var diğer odalarda. Fakat e, anca şöyle birazcık sizlere hem bakımından bahsedeceğim hem de şöyle renklerini ve çeşitlerini göstereceğim Arkadaşlar bu pembe açıyor şöyle gördüğünüz gibi bu e, milli dikenler tacı İtalya olan Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi pembe açıyor ama e, şu an bugünlerde biraz Güneş yetersiz olduğu için havada bulanık olduğu için bu şekilde pembesi biraz e, açık renkli şöyle tomurcunu göstereyim sizlere onun yanında şöyle yazın budadığım. Tabi budadığımı da pişman oldum. Önce budayıp da sonra da pişman oldum. Güzel kızım var ama tabi şimdi kendini toparlamaya başladı. Ve bu şekilde de çiçek açmaya başladı annesinin güzeli. Bunlar benim eski dikenler tacım arkadaşlar. Şöyle şunları da yeni ektim. Yeni ektim dediysen baya bir ay falan oldu ama yeni yeni tutuyor. Şöyle göstereyim. Bunlar küçük daldan fideydi arkadaşlar. Yeni yeni tutuyor. Şunları sarı dikenleri tacımdan bu tadımı ektim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu benim geçen seneden ektiğim dikenleri tacım yani bir yaşında şimdi var küçük bir fidan da arkadaşlar bunu ektiğimde benim. Şunu da hatırlıyorsunuzdur. İlk baharın köksüz bir şekilde ekmiştim arkadaşlar. Hiç köklendirmeden şöyle yaprağından kurtarabilirsem. Evet. Hiç köklendirmeden tarçına batırdım. Ekmiştim arkadaşlar. Şöyle çiçeğinin büyüklüğünü göstereyim. Bakın bu şekilde kocaman kocaman çiçek açıyor. Bu da milli tikenler tacı. Bu da ithali olan arkadaşlar. Şöyle yeni gelen tomurcunu da sizlere göstermek istiyorum. Şu güzelliğime bakar mısınız? Maşallah benim güzel kızıma. Onun yanında şöyle mısır patlağı e, tikenler tacım var arkadaşlar. Bunun ismi mısır patlağı. Bu güzel kızım arkadaşlar. E, rengi ne sarı ne pembe ebruli bir rengi var ve e, yıl boyu e, hani nasıl diyeyim bir yıl üstü çiçeksiz kalmıyor. Şu çiçeklere bakın bu şekilde geçmeye başlarken şöyle göstereyim geçmeye başlarken rengi bu şekilde değişiyor aslında arkadaşlar. Asıl rengi bu bakın bu şekilde mısır patla. Yıl boyu sene boyu hiç çiçeksiz kalmıyor arkadaşlar bu güzel kızım benim. Oy annesinin tatlı kızı. Onun yanında da tekrar gene benim çoğalttığım sarı dikenleri tacım benim eski dikenleri tacım arkadaşlar bu sarı kızım şöyle dikenleri tacımı bir de sizlere şu şekilde göstereyim toprağı kurudukça su veriyorum arkadaşlar sabah güneşini çok seviyorlar sabah güneşi alıyor benim bu güzel kızlarım hele şuradaki güzelliğime bir bakar mısınız İçeriye alınca nasıl güzelleşti arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Yılda bir kez birkaç kez muhakkak dibine her saksıya bir kesme şeker koyun arkadaşlar. Buradan bir takipçim bana yazıyor. Kesme şeker çiçekleri e, öldürür yazıyor. Araştırırsanız kesme şekeri çiçekleri yani bildiğimiz toz şeker de olabilir. E, çiçeklerin köklerini güçlendirir, büyütür arkadaşlar. E, zaten biz yılda bir kere saksılarımızın toprağını muhakkak değiştiriyoruz. Zaten hani kür versek de vermesek de şeker vermesek de vermesek de çiçeklerimizi suladığımız için sürekli arkadaşlar e, toprakta vitamin kalmıyor, toprakta vitamin kalmayınca haliyle çiçeğimizin saksısını toprağını her yıl değiştiriyoruz ve altında muhakkak bir havalandırıyoruz yılda bir kere arkadaşlar. Bunu yani kür verseniz de yapıyorsunuz, kür vermeseniz de ben öyleyim. Sizleri bilmiyorum. Bakın şöyle dikenleri tacı güzel kızlarımın güzelliğini görüyor musunuz? içeriye alınca bu şekilde güzelleşti arkadaşlar katmer katmer oldu şu güzelliğime bakar mısınız yani yılda birkaç sefer e, şeker verseniz çiçekleriniz çok iyi olur arkadaşlar özellikle dikenler tacı çok seviyor dikenler tacı Aslında e, küre veyahutta şekere ihtiyacı yok e, sabah güneşini görsün düzenli bir şekilde de toprağı kurudukça su vermeniz de yeterli oluyor arkadaşlar arada bir şekilde bu şekilde gelip gidip sevin arkadaşlar şu güzel kızlarımızı gelip gidip sevin o zaman daha bir güzelleşiyor bakın şu boylarındaki katmerliye bir bakar mısınız bakın benim bu gecenin seneki dikenler tacım arkadaşlar bu gece seneki dikenler tacım bu da bir yaşında bunu hiç bulamadım bu şekilde gece sene hani eski videolarımdan bilirsiniz Yoğurt kovasına ekmiştim. Sadece şuradan bir çelik aldım. E, tutturma amaçlı. Şu da benim e, kırmızı dikenler tacım. Bu da ufacık açar arkadaşlar. Bunun da cinsi farklı. Çıtır çıtır açar annesinin bu güzel kızı. Evet şöyle sizlere cam önündeki dikenler tacımın bir kısmını gösterdim. Diğerlerini göstermedim. Onlar daha çiçeğinde değil arkadaşlar. E, onların da şöyle çiçeğe gelmesini bekliyorum. Bazılarını yeni ektim çiçeklenmeye başlayınca bu şekilde tomurcuklanmaya başlayınca sizlerle paylaşacağım inşallah Allah izin verirse şu kızımı var ya sevmelere doyamadım arkadaşlar bu güzelliğimi ve sevmelere doyamadım ben bu güzel kızımı Evet şöyle sizlere bu güzel kızımla veda edeyim istiyorum Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizin günü şu çiçek gibi güzel geçsin. Daha güzel geçsin inşallah arkadaşlar.